Bu gerçeği kabul edersen içsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye girer ve problemleri çözer. O yüzden bu gerçeği kabul et. Yaşadığımız bu dünya eğlence dünyası değil. Bu dünya imtihanlar dünyası. Yani iyisi de var, kötüsü de var. Siyahı var, beyazı var. Zıtlar dünyası. Ve bu gerçek. O yüzden sürekli eğlence, sürekli mutluluk bu dünyada yok. Bu gerçeği kabul et. Yani her zaman mutlu olmaya çalıştıkça enerjini kaybedersin. Hayal kırıklıklarına uğrarsın. Sürekli mutlu olmak isteyenler uyuşturucu kullanan insanlar. Onlar da bir yerde ne yapıyor? Bir yerde artık haz almıyor, keyif almıyor. O yüzden başarı ne biliyor musunuz? Düştüğünüzde tekrar ayağa kalkmaktır. Orada mızmızlanıp yatmak değil. Başarının tarifi bu. Pes etmemek, devam etmek, gayret göstermek, emek harcamak, alın teri akıtmak. Bu. Emek harcayarak ilerlersin. Hiç kimse sana bir şey getirip vermeyecek. Onun kıymeti olmaz zaten. Miras yediler vardı biliyorsunuz. Miras kalıyor. Ondan sonra mirasın, o malın, mülkün kıymetini bilmediği için har vurup harman savuruyor. Veya lotodan, piyangodan para kazananlar da var. Onlar da kolay kazandıklarından dolayı elindekilerini çarçur ediyorlar ve kaybediyorlar. Dolayısıyla bu dünya imtihan dünyası. Bu dünyada inişi de olacak, mutsuz da olacaksın, mutlu da olacaksın. Hayal kırıklığına da vuracaksın, hayallerine de ulaşacaksın. Önemli olan bu gerçeği kabul etmek, bu seni rahatlatır. Önemli olan neydi? Devam etmek, pes etmemek, gayret göstermek, ağlayıp sızlanmak değil, kurban rolüne girmek değil asla, şikayeti insanlara yapmak değil, ona buna anlatmak değil, doğru yere elini açıp onlardan istemek. Biliyorsunuz insandan istediğiniz zaman kızıyorlar değil mi? Ama Hazreti Allah'tan istemediğinde Hazreti Allah gadaplanıyor. O yüzden Allah'tan isteyeceksin. Onun bunun arkasından koşarak, enerji harcayarak olmuyor. O yüzden biz sürekli ne diyoruz? Balık tutmayı öğren. Başkalarından sürekli balık dilenmeyi bırak. Yani o doktorun arkasından, bu psikoloğun arkasından koşacağına sen kendini yetiştir, şahsiyetini geliştir, karakterini güçlendir. Beynine, aklına, kafana, gönlüne yatırım yap. Kendini geliştir ve kendi doktorun ol, kendi psikoloğun ol, kendi yaşam koçun ol. O yüzden mızmızlanmayı bırakın, ayağa kalkın, eyleme geçin. Onun bunun arkasına koşacağınıza kendinize yatırım yapın ve kendinize enerji harcayın. Kendinizi büyütün, kinizi güçlendirin ve o öğrendiklerinizi de hayatınıza yansıtın. Çünkü siz kendinize yatırım yaptığınızda sadece kendinize mi yatırım yaptığınızı zannediyorsunuz? Sizin neslinize sirayet edecek, geleceğinize faydası olacak. Başka? Ölmüşlerin ruhu rahatlayacak. Siz iyi insan olursanız, sizin yaptığınız iyilikler, güzellikler, başarılar, muvaffakiyetler, hayır hasanatlarınız sizin geçmişinize sirayet ediyor. Dolayısıyla sadece kendinize yatırım yapmıyorsunuz. Siz iyi insan olursanız iki tarafa da faydanız oluyor. Sadece iki tarafa değil, insanlığa faydanız oluyor. Atasözü var biliyorsunuz. Herkes kapısının önünü temizlerse ortalık pırıl pırıl olur diye. Dolayısıyla ilk önce maskeyi kendine takacaksın. Sonra etraftakilerine faydalı olacaksın. Artık bu gerçeği kabul edersen hayatı kolaylaştırırsın. Gerçek bu değerli arkadaşlar. Mızmızlanmayı bırakın ve harekete geçin. Donanım kazanın. Donanım kazandıktan sonra bütün kapılar sensörlü otomatik kapı gibi açılıyor değerli arkadaşlar. Biz de yıllardan beri insanların hayatını kolaylaştırmak, onların engellerini nokta atışıyla buluyoruz. O blokajlardan, o engellerden kurtuluyorlar. Bununla beraber her insanın içinde aslan yatıyor. O aslanı uyandırdıktan sonra arzuladığı hedefe ulaşıyor. Donanım kazandıkça da hem nesline hem de geçmişine sirayetlerle faydalı oluyor. O yüzden bizim online eğitimlere katılan insanlar 3 ayda yaşam kalitesini 2 katına artırıyorlar. Eğer siz de gerçekten yaşam kalitenizi arttırmak istiyorsanız, kendinize ve neslinize ve geçmişinize iyilik yapmak istiyorsanız, o zaman bizim eğitimlerimize katılmak için hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, gönderin, görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.